şey yayınlandı, 1 Haziran'da açarsa dediler 3 gün önce. Hemen geldik dükkanımıza. Zaten daha önce de gelip gidiyorduk. Ufak tefek temizlik yapıyorduk. Daha bir sıkı bir temizlik işine giriştik. Dükkanımızı dezenfekte ettik. Bu işte uğraşan işletmelerle. Dükkanımız dezenfekte oldu işte. O zaman onunla gelen kadar kolon yanarıyla şimdilik idare ediyoruz müşterimizi. Sonra dezenfekte aparatı gelince işte müşterinin kendi ayağına basıp elini dezenfekte etmesi sağlayan aparatlar gelecek. Beklenti içinde işte bir muamma var. Ne olacak bilmiyoruz ama işte kervan yola dizilir hesabı var. Bakacağız bu süreç bize neyi gösterecek. Bekliyoruz. İşte maske olmayan müşteriyi almayacağız. Almıyoruz. Uyarıda bunun üzerine zaten. Daha sonra zaten girerken atış ölçeri alıyoruz. 38 üstünde olan müşteriyi dükkanımıza almıyoruz. İşletmemizde yaklaşık 65-70 kişilik normalde. Ama işte biz bunun yarısı 30-33 kişi kadar alacağız. Tedbirlere uyacağız elimizden geldiğince. İşte genelde teneke, kola teneke ürünleri, içecekleri kullanmıyoruz. Daha çok camı tercih ediyoruz. Ondan sonra yine aynı şekilde işte cam bardaklarımızdan daha bir sık şekilde temizlenecek. Gerekli tedbirleri aldığımız ben adıma düşünüyorum yani. Tabii personel de işte yine ellerinde eldivenler, yüzlerinde maskeler, ağzına maskeler. Zaten onları da daha önce bir ölçümden geçirdik ondan sonra. Gerekli yatışı şeyler yaptık, incelemeler yaptık. İnşallah kısmet olursa başlayacağız şimdi artık. Bir kafe işletmesi için mesela sabah 8, akşam 12 olması biraz saçma diyebilirim. Çünkü sabah 8'de kim gelecek? Zaten bizim işimiz akşam üzeri başlayan bir iş. 4-5 gibi. Keşke bunu devletimiz sabah 8 değil de 3-4 gibi veya 5 gibi akşam yapıp da gece 12-1'e kadar olsa daha iyi olur. Çünkü mesela saatleri malum 8-5 olduğu için adam 5-6 eve gelecek, 2 saat oturacak, sonra dışarı çıkacak. 1 saat 2 saat içinde çıkıp gelip oturup çay falan içmeyebilir yani. Yani şimdi ben diğer işletmelere nazaran benim işletmem biraz daha farklı olduğu için talep daha çok oluyor. Bundan önceki dönemde de öyleydi. Şimdi tabii ki olacak işte o bizi çok düşündürüyor. Ne yapacağız? İşte müşterilerle polemiğe girebiliriz diye düşünüyorum. Önemseyen kadar önemseme de çok. Bu sosyal mesafe konusunda nasıl olacak bilemiyorum ama işte müşterilerimize, vatandaşımızdan duyarlılık bekliyoruz.